Evet, Otomotiv TV izleyicileri, sektör röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Bursa'dayız ve Alton Otomotiv'deyiz. UPK Kavuşuk, Alton Airspeaks. Doğru söyledim değil mi? Yanlış olmasın. Uğur Bey'in yanındayız. Sağ olsun, eksik olmasınlar. Röportaj isteğimizi kabul ettiler. Evet Uğur Bey, öncelikle sizi bir tanıyalım. Evet. Dediğim gibi Uğur Pehlivan Küçük. Yıllardır tanışıyoruz sektördeki. Artık eskilerden biri olduk. Yaşımız 51'lere geldi. Sektörde de 23 senelik deneyimimiz var. UPK ailesi olarak da 2013'te faaliyete başladık. 2013'ten beri hava spansiyon sistemlerinde odağımız ana sanayi, tabii ki bütün dünya pazarları, dünyada ticari araçların, yani ticari araçların lastiklerinin döndüğü bütün dünya pazarları bizim kendi pazarlarımız. Şu an ezbere söyleyemeyebilirim ama dünyada bildiğiniz bütün ülkelere ihracat yapıyoruz aşağı yukarı. Yani sayısal hakikaten bilmiyorum ama dünyada hareket gören, yani tır olan, otobüs olan her pazar bizim pazarımız. Hepsine de çalışıyoruz. Tabii odağımız ana sanayi. Ana sanayi odağımız ve yedek parça. İkisini bir arada götürmeye çalışıyoruz ama dengeyi çok iyi ayarlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi hava spansiyon sistemlerinde 23 yıllık sektörde çok ciddi bir tecrübem var. Fuarlardan, dünya pazarlarından, hepsinden Uğur Pehlivan Küçük olarak güzel bir iz bıraktığıma inanıyorum. 23 yılın verdiği tecrübe, güven, insanları tanımak. Bir de tabii Almanya kökenim olması, yabancı dilimin, insanlarla iletişimi kolay olması da bu pazarda benim ismimi de oturttu diyebilirim. İletişim gerçekten çok önemli. İnsanlarla böyle hani meşhur bir laf var ya, face to face konuşmalarda birebir iletişimimizin olması gerçekten çok keyifli. İnsanlara bu güveni verebiliyorsanız gerçekten hem isminiz hem şirketinize de kaliteyle, güvenle de birbirini harmanladığınızda çok güzel başarılar elde ediyorsunuz ki ben şöyle söyleyeyim, yani aileden zengin doğma büyüme bir insan değilim. Çok büyük bir miras var aileden. Bir güven, dürüstlük babadan, anneden. Onları aldık, harmanladık. Bir de Allah'a da inancımız var arkamızdan. O da biraz destekledi galiba. Onun desteği olmasaydı herhalde buralara böyle çok kolay girmez. Ama çok da çaba var, çok da emek var. Uğur Pehlivan Küçük olarak hakikaten çok ciddi badirelerden de geçtik ama tabii Türkiye şartlarında böyle bir yere gelmek gerçekten çok kolaydı. Ama ben şunu gene söyleyeyim, hani Uğur Pehlivan Küçük olarak bugün geldiğim noktada Türkiye'de bir Bursa çocuğu olarak, Bursalı olarak Türkiye'nin şanslı illerinden birinde yaşamanın getirdiği avantajla dünyaya güzel bir yapı kurduğuma inanıyorum. Türkiye'ye katma değer kattığıma inanıyorum. O yüzden tüm çalışanlarımla birlikte tabii hep inandığım bir cümle vardır. Başarı ekip işidir. Tek başınıza gerçekten belki bir takım şeyleri başarabilirsiniz ama ben Uğur Pehlivan Küçük olarak hep inandığım şey bir ekip varsa arkanızda, arkanızda sizi itleyen bir güç varsa başarı çok daha kolay geliyor. O yüzden mutlaka. Uğur Pehlivan Küçük'ün başarısı da galiba bu biraz da. İnsanlara inanması, güvenmesi bence bu biraz. Peki o zaman şimdi firmanın kuruluşu ve faaliyet alanlarını biraz daha açabilir miyiz? Ne zaman tam olarak kuruluş? Tam olarak 2013 yılının başında kuruldu. 2013 yılında kuruldu. 2013 yılının başında kuruldu. Sektörün tamamen ağır bastı. Ticari araçlar. Hafif ticari yok. Tamamen ağır bastı. Otobüs, dorsa, çekici gruplarında. Hava süspansiyon sistemleri üretiyor. Hava süspansiyon sistemleri derken işte bildiğimiz körük değil mi? Bildiğimiz Türkçesi körük üretiyoruz. Körük üretiyoruz. Aynen körük üretiyoruz. Türkçesi o tamam. Ama herhalde bir range olarak bütün araç gruplarında, bütün markalarda. Tabii ki. Yani %60 ana sanayi. Ha, onu da soracaktım. Hani ana sanayi ağırlıklı. Aynen. %60 ana sanayi, %40 yedek parça. Sektörde biraz önce dediğim gibi sektörde yedek parçadan başlayıp ana sanayide ciddi yerlere geldik. Dünyanın en büyük dingil üreticileriyle çalışmaktayız. İleride çok daha büyük hedeflerimiz var. Özellikle 2021'de çok daha güzel hedeflerimiz var. İnşallah onları gerçekleştirir. 2000... Peki şeyi soracaktım, hani sözünü kestim ama hani ne kadarı yurt içi, hani çok bağlantılı gittiğimiz için soruyorum. Içi, yani yurt içi ne kadar, evet, yurt dışı ne kadar? Yurt içi biz... Hani yurt içi ya, ne kadar? Şöyle diyeyim, %90-95 aralığında ihracat yapıyoruz. %5, %5'i geçmeyen bir yurt içimiz var. Ama 2020'de aslında hani belki sorunun içine gelecektir. Pandemi döneminde birazcık kendimizi yurt içine de çevirdik. Dedik ki yani işler zaten ne olacak, ne gelecek belli olmadığında. Biz yurt içinden şöyle biraz uzak durmaya çalışıyorduk. Aslında çok büyük bir savaş var yurt içinde. Biz
o savaştan biraz uzak kalıp seyirci kalmak istedik ama 2020'de ekibimize kattığımız arkadaşlarla şeyi başardık. Yani Türkiye'de bir yapılanmayı başardık ve Ağustos'tan sonra pandemi döneminin hani ortasından sonra gerçekten Çin'de çok ciddi yerlere geldik. Çok ciddi ne diyeyim yani bugüne kadar eksik yaptığımız pazar payı açısından herhalde bir ilerleme kaydettik. Ya şöyle söyleyeyim hani 120-130 birden bir pazara girdik diye düşünüyorum. Bu tabii şunu da söyleyebiliriz. Sektörde oyuncuların eksilmesinden dolayı da biraz bu pandemi süreci birçok firmayı da zaten aynen geri çekti ama biz çok açık söyleyeyim pandemide korktuk. Evet. Peki biliyorsun hepimizin yaşadığı, dünyanın da yaşadığı bir pandemi süreci var. Evet. Bu pandemi sürecinde birçok firma gerçekten zor zamanlar geçirdi. Biz de sektörle devamlı iletişimde olduğumuz için. Bu pandemi sürecini anlattığın kadarıyla galiba iyi geçirdiğini düşünüyorum. Peki bu pandemi sürecinde neler oldu? Birazcık sizin tarafınızdan da dinleyelim. Tabii öncelikle pandemi döneminde şöyle bir şey yaptık. Çalışanlar, hep üstüne basarak söylüyorum ama çalışanlara ilk önce en iyi şartlarda ortam sağladık. Sağlık ortam, çünkü. Tabii yani. Ortam en basitinden şöyle başlayalım. Molalar, yemek saatleri, servis olaylarını. Hı-hı. Şimdi biz burada şöyle bir şey yaptık. Servisteki kişi sayısını bir kere yarı yarıya indirdik. Soyunma odalarına girişleri kontrol altına aldık. Yemekhanelere girişleri kontrol altına aldık. Yani buradan başlayarak pandemiyle ilgili önlem aldık. Tabii ki bu vakalar oldu ama gerçekten çok az. Yani biz onu görmedik diyebiliyorum. 6-7'lerde kaldık. Şükür gerçekten çok dikkat ettik. Kaç kişi vardı burada? Bu bayağı bir 350, insan. 350 çalışan var değil mi? Var. Ama tabii bu bizde bitmiyor ki. Benim aldığım önlem, benim çalışanlarımın aldığı önlemle değil. Bu içeride, ailede insanların çok dikkat etmesi gerekiyor. Hani buradan böyle sosyal mesaj vermek doğru mu bilmiyorum ama önce biz kendimize dikkat edeceğiz. Ondan sonra karşımızdakine saygı duyacağız. Biz dikkat etmiyorsak kendimize zaten hiçbir şeyin anlamı yok. Benim aldığım önlemin burada hiçbir anlamı yok. Biz arkadaşlara bunu biraz anlatmaya, eğitimini vermeye çalıştık. İşin aileden geldiğini, evet ben de sosyal olmayı çok seven bir insanım. Arkadaşlarım çok, hatta arkadaşlarım çok eleştir ama gerçekten sosyal mesafeye dikkat ettim. Girdiğim ortamlarda maskeye dikkat ettim. Ama tabii ki ilk önce sosyal mesafeye çok dikkat ettim. Kimse odama gelene 5-6 metre mesafeden hitap etmeye çalıştım. Ama pandemi bize şunu öğretti. Artık insanların dünyada çok çok böyle rahat olmadığını, daha dikkatli olması gerektiğini, hele şu son dönemde gene konuştuğumuz su. Ben doğaya çok duyarlı bir insanım bu arada. Yeşili çok seven bir insanım. Sağ olasın çekimde böyle benim güzel bir çiçeğimin altında olması da keyifli ama doğa gerçekten gelecekte bizi kurtaracak. Kurtarıcı aslında doğa tabii ki tek başına. Bunu da gördük pandemide. İnsanlar 2-3 ay eve kapandılar, doğa nefes aldı, tabii denizleri canım, gördük, yumurtaları gördük, yeşilliği gördük. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını gerçekten istiyorum. Yani ufacık bir sosyal bir şeyimiz olsun, çağrımız olsun. Ama pandemi bize şunu da öğretti. Çalışmayı da öğrendik, dikkat etmeyi öğrendik, daha dikkatli olmayı öğrendik. Geri çekildik ama geri çekilirken müşterimize olan iletişimlerimize dikkat ettik. Biz evde çok çalışmadık. Home office'i, ofislerimiz gerçekten rahat. Sosyal gördüğüm kadarıyla bayağı geniş zaten. Geniş alanlarımız var. Yani home office'e biz çok dönmedik. Bir ara denedik ama çok arkadaşlar da gerek duymayınca ofislerimize çalıştık. Ama dediğim gibi bu zamanı, bu süreci çok iyi değerlendirdik. Ve durmak yerine ileri daha nasıl gideriz, daha verimli nasıl çalışırız, arkadaşlarımızı daha iyi şeyleri nasıl yaparız üretimimizde, çalışma şartlarımızı, müşterilerimize daha iyi şartlar nasıl sunarız diye. Aslında bunları bu genelde şöyle oluyor, sözünü kesip kusura bakma. Yok, buyur tabii. Bu pandemi sürecinde insanlar biraz kendini dinledi. Yani biz de bunu yaptık kendi içimizde. Hani dinledikten kastım şu, bir frene basıp daha fotoğrafa farklı açıdan bakmak, daha yeni bir takım şeylere yönelmek, hani su yolunu buluyor diyoruz ya, başka şeylere yöneldik. Hepimiz öyle oldu yani. Yani kesinlikle bir kere hayata bir baktık, fotoğraf olarak baktık. Tabii yani. Şimdi ben tabii en başına dedim, 51-52 yaşıma girdim. Artık bakış açısı da çok değişiyor. Tabii. Şimdi tabii genç değiliz. Korktuk mu? Korktuk. Ama korkunun da acele faydası olmadığını da öğrendik. Tabii. Korktuk ama çalışmamıza devam ettik, işimize sarıldık. Ve 2020 biz hedeflerimizin üzerine bile çıkarttığımız bir yıl oldu. Çok ilginç bir yıl oldu. Hep onu söylüyorum. Farklı yani, şeyler çıktı. Evet, orada. Hakikaten biz çok korkarak başladık. Pandemi dediler. O an ne yapalım ne edelim ama biz müşterimiz olan iletişimimizi hiç kesmedik. Onlar da bizim iletişimimizi kesmedi. Biz gerçekten 2020'yi
Şöyle diyeyim, hedefimiz üzerine bitiren ender firmalardan birisi sektörde diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel. Hazır sırası gelmişken, şimdi 2020'yi kapatıyoruz. Son zamanındayız. Hatta son gündeyiz. Son gündeyiz, doğru. Neredeyse yarın son günü. 2020'yi çok kısa özetlediğin gibi geldi ama eklemek istediğin bir şeyler var mı? Bir de bize 2021 ile ilgili planların, gerek iç piyasa, gerek yurt dışı veya Aalto'nun 2021'de yapacağı yeni bir takım şeyler, operasyonlar olacak mı? Tabii hani sır vermek istersen tabii ufak tefek. Biraz onlardan bahseder misin bize? Sır, beni tanıyanlar gerçekten bize sır yok. Bizde bilgi, biz bilgiye aşık insanlar. Bilgi bizim için. İstenilen her şeyi vermekte çok açız. 2020'yi evet, keyifli kapattık. Bunu bir kere dikkatli ve keyifli kapattık. Ama önemli olan gelecek. Gelecekten abi. 2021 ile ilgili çok ciddi hedeflerimiz var. 2020 bizi şöyle bir sekteye uğrattı. 2020'de yapmak istediğimiz ana sanayi hedeflerimizi ona ulaşamadık. Bunu bir kere. Ama sektörel bazda büyüdük. Ama hedeflerimize bir sene ara verdik. Buna da hazırdık. 2021'de inşallah beklentim şu, Nisan ayından sonra seyahat engellerinin kalkmasını düşünüyorum. İnşallah öyle hayal ediyoruz. İşte aşının gelmesiyle belki gerçekten işte bu ne derler, sürü bağışıklık bilmem ne anlatılan şeyler, belki hastalık gerçekten biraz daha rahatlarsa, biz 2021'de çok ciddi hedeflerimiz var. Ana sanayiyle ilgili, yedek parçayla ilgili, aftermarketle ilgili, OEM'le ilgili. Bir kere zaten Türkiye'de 2021'de bir temel attık. Türkiye'deki tüm dingilcilere artık girdik ve onların tedarikçi konumuna geldik. Bundan sonra 2021'de de birkaç tane büyük hedefimiz var, büyük adımlarımız var. İnşallah onları da toparlarsak 2021'de şöyle söyleyeyim. Hastalığın etkisi altında kalmazsak gerçekten güzel hedeflerimiz var. Sektörde imza atacağımız bir yıl olabilir inşallah diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Peki eklemek istediğin başka bir şey var mı? Önce onu sorayım. Vallahi öncelikle Cengiz, bana vakit ayırın. Sene sonunda son günümüzde böyle bir güzel röportajı yaptık beraber. Ben herkese ilk önce geçmiş olsun diyorum. Ama 2001'in ilk önce sağlık, herkesin klasik sağlıklı bir yıl olmasını. Dün hatta ismini vermeden radyoda eve giderken çok güzel bir şey vardı, böyle röportaj. Herkes eskiden 3 dilek işte isteseniz ne olur? Herkesin artık işte hastalıktan kurtulmaya önce sağlık. Herkes önce para mara isterdi. Gerçekten tabii para her şey önemli ama önce sağlık. Sağlık oldu mu çalışıp her şeyi başarabiliriz. İçimizdeki güce inandıktan sonra gerçekten çok şeyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Başarı içinizde. Buna inanırsak, sağlıklıysak, inanıyorsak bence güzel bir yıl bizi bekliyor diye düşünüyorum. Evet değerli Otomotiv TV izleyicileri, Bursa'da UPK Kavuçuk Aalto'nun Air Spix'te Uğur Bey'le güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sağ olsun. Evet. Bizi kırmadı, kabul etti tekrardan. Sektör röportajlarımıza devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.